Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması lezzetinde çok güzel, çok lezzetli bir o kadar da pratik hazır yufka ile yapabileceğiniz nefis bir ıspanaklı gül böreği tarifi paylaşacağım. Özellikle börek sosu ve ıspanaklı börek içi çok lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka kaydedin ve deneyin. Çok seveceksiniz. Tarifime ıspanaklı börek içini hazırlayarak başlıyorum. Bunun için tencereye sıvı yağını döküyorum. Üzerine 2 adet orta boy küp küp minik minik doğradığım soğanı ilave ediyorum. Soğanı daha çabuk kavurmak ve ıspanağın sası tadını almak için 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum ve bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Çok fazla kavurmuyoruz. Ve temizleyip yıkadığım 1 kilo kadar ıspanağı doğrayarak tencereye ilave ediyorum. Tencereye ilave ederken de azar azar yavaş yavaş koyuyorum. Hepsini birden ilave etmiyorum. Burada ıspanakları çok fazla pişirmiyoruz. Sönmesi yeterli olacaktır. Ve en son üzerine baharatlarını koyuyorum. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ekliyorum. Bunları damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Malzeme listesini açıklamalar kısmında belirtiyorum. Baharatları da ıspanaklarla özleştiriyorum şöyle bir iki tur çeviriyorum daha sonra ocağın altını kapatıyorum Ispanaklı harcımızı soğumaya bırakıyorum bunun için ayrı bir kaseye aktarabilirsiniz daha çabuk soğuyacaktır Şimdi de börek sosunu hazırlayalım bunun için bir su bardağı unu karıştırma kasesine koyalım Üzerine bir paket kabartma tozunu ekliyorum Ve malzemeleri karıştırıyorum Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Unla beraber homojen bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Karışım istediğimiz kıvama geldi. Üzerine bir yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Bu börek sosu gerçekten çok güzel oluyor. Börekler çıtır çıtır el açması lezzetinde oluyor. Bu tarifte bu sosu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Peynirli patatesli börek tarifleriyle de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Örek sosunu da hazırladık. Şimdi ıspanaklı böreğin yapılışına geçebiliriz. Bunun için 6 adet yufka kullanıyorum. Öncelikle 3 adet yufkayı üst üste koyuyorum ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Bu şekilde üçgen dilimlere ayırıyorum. Tüm dilimleri üst üste koyuyorum ve her bir dilime hazırlamış olduğum börek sosunu sürüyorum. Yufkanın geniş kısmına, uzunlamasına ıspanaklı börek içini koyuyorum. Ve yufkayı ne çok sıkı ne de gevşek olacak şekilde sarıyorum. Eğer yufkayı çok sıkı sararsanız böreğiniz sert olur, kabarmaz, güzel olmaz. Bu şekilde sardıktan sonra da ucundan tutuyorum ve içe doğru bükerek gül şeklini veriyorum. Ve tüm yufkaları aynı şekilde sararak hazırlıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destek siz için teşekkür ediyorum. Börekleri fırın tepsisine yerleştiriyorum. Farklı bir hazırlama yöntemini de göstermek istiyorum. Bence bu yöntem daha kolay ve pratik oluyor. Yine 3 adet yufkayı seriyorum. 4 eşit parçaya bölüyorum ve her parçanın üzerine aynı şekilde börek sosunu sürüyorum. Ispanaklı börek harcını koyuyorum ve geniş kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra yine iç kısmına bükerek katlıyorum ve gül şekline veriyorum. Bu diğer yönteme göre daha kolay ve pratik oluyor. Hangisini isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani tek tek hazırlamak yerine aynı anda hepsini hazırlıyorum, sarıyorum. Daha pratik oluyor. Ve hazırladığım böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını çırpıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyuyorum. Özleştiriyorum. Bu şekilde böreklerin üzerine sürüyorum. En son böreklerin üzerine çörek otu ve susam serpiştiriyorum. Ve bu şekilde önceden ısıtılmış 200 derece fırında böreklerin üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ispanaklı gül böreğimiz servise hazır. Çok güzel piştiler. Ben fırında 20-25 dakika arasında pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Börek fırından çıktıktan sonra da üzerini bir bezle örtüyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Hazırladığımız börek sosu sayesinde el açması lezzetinde çıtır çıtır nefis bir ıspanaklı gül böreği oldu. Toplamda 24 adet gül böreği oluyor. Ben bir tepsi üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağını sürebildim. İkinci tepsiye çok az bir harcım kalmıştı. Bunun üzerine de bir yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ettim. Ve bu şekilde özleştirerek böreklerin üzerine sürdüm. Sadece sıvı yağ ile hazırladıklarım daha çıtır çıtır oldular. İçerisine biraz yoğurt koyduğumda diğerine göre bir tık daha yumuşak oldu ama ikisi de çok güzel oldu. Sizin damak tadınıza kalmış bir durum. Eğer daha böyle çıtır çıtır olsun istiyorsanız sadece sıvı yağ ile birazcık daha yumuşak olsun istiyorsanız içerisine yoğurt da koyarak hazırlayabilirsiniz. İster çay saatlerinize isterseniz gün menülerinize veya canınız börek istediğinde hazır yufka ile yapabileceğiniz çok kolay ve lezzetli bu ıspanaklı börek tarifini mutlaka deneyin. Hem hazırladığımız börek sosu hem de hazırladığımız ıspanaklı börek harcı çok lezzetli ve güzel oluyor. Pul pul dökülen çıtır çıtır nefis bir ıspanaklı börek tarifi hazırladık. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.